Şu. Peki. Ya şimdi Türkiye'de dev projeler yapılıyor. Siz dediniz ki hani oradan bir kazanç elde ediliyor. O dev projelere karşı çıkılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu dev projelerle ilgili olarak 2011 seçimlerinin DSP seçim bildirgesinde var. Nasıl var? Bunun Alt yapısı hukukunu kurmalıyız. Bunu oluşturmalıyız. Türkiye bu yönde olmalı. Bu dev projeler küçük proje olarak şimdiki sistem içinde Cumhuriyet'in kuruluşunda uygulandı. Mesela bir şirketimiz, büyük bir holdingimizin en büyük şirketi ilk kurulduğu zaman o şirketin ana şirketler e, devlet malzeme ofisi ortak kurmuşlardır. Niye? o şirket o zaman devletin ihtiyacı olan dosya dolaplarını yapmıştır. Sonra o şirket çıktı devlet malzeme ofisi ortaklıktan. O şirkette kaldı. O şirket şimdi Türkiye'nin en büyük buzdolaplarını yapıyor. Şimdi bunun adı sonradan gelişti. Sol şeyde geliştirildi. Yani Sol'un Sovyetler Birliği'de aldıktan sonra 1990'lı yıllarda sermaye yok. E, bugüne kadar sosyalizmi savunmuşlar. Nasıl yapacaklar? Bunu en iyi Çin yaptı mesela. Ne yaptılar? Özel sektörle ortaklık sistemi başladı. Yani tıpkı bizim bir tanesini örnek veriyorum. E, Devlet Malzeme Ofisi'nin bir şirketle ortak olup o tarihteki dosya dolabı ihtiyacını gidermesi gibi. Bu düzenin adı progresiftir. İlericilik. Yani siyasette, geçmişte bizim komünist sistemde gençlerin kullandığı ileri gençlik dedikleri ilericilik kavramı progresif adı altında yapıldı. Mesela bunu e, ilk sol sağa doğru yani sermaye kullanmak için uyguladı ve bütün demir perde ülkeleri bu şekilde sermaye oluşturdular. Ben de bunu o zaman 2011 seçim bildirgesinde arkadaşlarla görüşüp koymuştum. Bunun altyapısını yapacağız diye. Başladı o zaman da bu bizim söylemlerimizi AK Parti bile karşı çıktı. Onu da söyleyeyim. Ama sonradan o bütün seçim bildiklerini tarıyorlar. Bu bir, birkaç tanesini bizden aldılar. Bir tanesi de buydu. Baktım bu şekilde ortaklık başladı. Doğru bir sistemdir. Progresifliktir bu. Yani Türkiye'nin sosyalist düzeninin ayakta kalması için yaptığının bir başka görüntüsüdür. Onun için bazen diyoruz ki ya bu AK Parti'leri bizim ee, ideolojimizi kullanıyor. Söylediğimiz bu. Şimdi burada bunu iyi görmek lazım. Bu mallar sonuçta bu ülkenin. Bakın. Yapılan şeyde şu hata var. Onu sorgulamak lazım. Doğrudur. Fazla kar vermiş olabilirler. Fazla para vermiş olabilirler. Yani siz Bununla şey diyorsun, ilgili tedbir yani almaları gerekiyor. Sistem doğru da yani işleme biçimine bakarız diyorsunuz. yani. O anlamda söylüyorsunuz. E, e, tabii. Yani sistemin çünkü altyapısı. Şimdi şöyle söyleyeyim, son söylediklerinizi duyamadım ama sistemin altyapısı oluşurken, hukuk oluşurken herkesin görüşünü oluşturabileceği bir sabit hukuk yok. Her projeye göre hukuk oluşturdular. Mesela e, basit bir şey söyleyeyim. E, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin projesi, her şeyi 57. hükümet zamanında tamamlanmıştı. Biz niye yapmadık onu? Yine aynı bu sistemle olacaktı. Seçim sonrası kim iktidar oluyorsa koşulları o belirlesin. Bizim bazileceğimiz koşullar farklı olabilir. Mesela bakın bir önemli bir koşuldan söz edeyim. 50. hükümet döneminde mavi akım çok ucuzdu. Hep eleştiriliyordu. Mavi akımı şöyle oldu, böyle oldu. Haksız şekilde bununla ilgili dahli olmayan, sonra da bu işe intihal eden Sayın Bakan mahkum edildi, yargılandığı şeyde Anayasa Mahkemesi'nde. Ama sonradan yapılan değişiklikle yani 57. hükümetten sonraki değişiklikte çok zararlı hale dönüştü. Onun için çok karlı olan onu finanse eden domatesi konuşmaya başladık. Bakın kimse bunları konuşmuyor. Aslında konuşulması Peki, gereken Masum şeyler Bey, bu, bu kayıplar bu giderler. Bu şeye Efendim. bu itiraz da var dev projeleri yani sisteme sistemin hani sizin Olumlu bulduğunuz, progresif dediğiniz, ilerici dediğiniz o sistemin bizzat iyi kendisine itiraz ediyor, özellikle muhalefet. Ona ne diyorsunuz? Bu dev projelerle Şimdi ilgili. Şimdi o orada etmiyor. Şimdi bu pro, ben şöyle söyleyeyim, progresifle ilgili, progresiflikle ilgili yapılmış bir çalışma var. Bir e, nevi e, bütün solun toplandığı ve bunun merkezi Almanya'dır. Almanya neden buna yatkın oldu? Çünkü Almanya sosyal demokrat bir ülkeydi artı bir de orada özelleştirmenin mantığı bu özelleştirme için kurulması gereken yani bu özel projeler için kurulması gereken yapıya göre olmalıydı. Nasıl olmalıydı? Mesela biz özelleştirme yaptık değil mi? Gübre fabrikalarını sattık. Ama gübre fabrikalarını biz bütçeye ekliyorduk. Bakın o tarihte bu progresiflik konusunda çok güzel takip etmiş, çok güzel bilen kişi Türkiye'de diyebilirim ki bu düzeni en iyi bilen, bu konuda zamanında yazılar yapan, zamanında demeçler veren kişi Ziya Aktaş'tı. O, bir ara 56. Hükümetin Enerji Bakanı Profesör Ziya Aktaş. Mesela Ziya Aktaş'ı çağırıp konuşsunlar. Çok mükemmel anlatır onlara. Şimdi bunun karşı çıkış şuradan kaynaklanıyor bizim ülkemizde maalesef. Bir işit olmasını istemiyorsan hep karşı çıkışı sol üzerinden yaparlar. Yani muhalefeti yaptırtırlar. Halbuki solun kabul etmesi gereken. Şimdi bununla ilgili yapılan o toplantıya ilk kurulduğu zaman 90'lı yılların başında mesela Cumhuriyet Halk Partisi katıldı. Katıldı, katıldı ama oradaki yapılan kuruluşa resmen katılmadı. Yani üye olmadı. Ee, sosyalist Enternasyonel benzeri bir yapı kurulmak istendi. Buna Türkiye'den de o zaman CHP katıldı haklı olarak ama sonrasını reddetti yani katılmadı. Şimdi niye oldu niye bilmiyor bu o dönemi o yerleri yöneten şahısların duruşuna bağlıdır. Yani Peki. duruşu neyse Anladım. ona Ma göre yapar. Bey bir başka konu şu az önce anlattınız tekrar başa dönelim. Bu Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarını Türkiye'ye getirmesi aslında sizin anlattığınız e, anlamda büyük bir tarihten bu yana bizim arzu ettiğimiz, yapmak istediğimiz ama bir türlü yapmamıza fırsat verilmeyen bir iş. Bu iş be becerilmiş, başarılmış şu anda. Tabii. Siz onu söylüyorsunuz. Şu anda diyorsunuz bu başarıldı. Tabii ama başar o başarılmış. Başarılırken bu iş durdurulmadı diye, bu iş birileri durdurmadı diye de onlar onlara fırça attılar. Onlar biliyorlar kendilerini. Tamam. Yani benim biz, eğer, biz eğer bunu söyle, başarmasaydık sorum şu yani bu altınlar e, Türkiye'ye getirilmemiş olsaydı bunu başarmamış olsaydık Türkiye ne tür bir tehdit altında olacaktı yani nasıl bir tehdit bizi bekliyor söyleyeyim, olacaktı? Bir tanesini söyle, iki tanesini hatta söyleyeyim bakın iki, iki üç tanesini söyleyeyim Türkiye bu kadar yıldır Azerbaycan'daki olaylara hiç müdahil olabildi mi? Olamadı. Ama şimdi korkusuzca olabildi. Ama şimdi oldu. Bakın. Şimdi taraf oldu. A açıkça oldu. Türkiye, Mavi Vatan Projesi bugünün projesi değildi ki. Mavi Vatan Projesi bizim, Ecevit'in, İsmet Paşa'nın hani soldan bakanlık yapmış kişilerin rahatlıkla söylediği söylemlerdi. Bu söylemleri sonradan sağ tandaslar da söylüyordu. Ama nasıl söylüyorduk? Çok sessizce söylüyorduk. 12 mil adı altında tartışıyorduk. Ama şimdi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Libya'da biz asker bulunduramazdık ki kendimiz tek başımıza karar vererek. Böyle NATO varken, şey varken. Fransa niye şimdi ısrarla Rum kesiminde üst kurmak istiyor? Çünkü biz bu kadar güçlü olmamızı beklemiyorlardı Doğu Akdeniz içinde. Şimdi bu tehditler illa sana asarım, keserim, biçerim değil. Bunlar çeşitli toplantılarda, çeşitli şeylerde söylenir. Kendi giden bürokratlarımız tedirgin edilir. Onlar daha böyle mülayim davranır. Ortaya çıkar. Bunları öyle görmek lazım. Ama mesela bana İstanbul projesini sorsanız, İstanbul kanalı yanlış bir projedir. Niye yanlış projedir? Bu projeyi ilk gündeme getiren 1994 yılında Demokratik Sol Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Başkan adayıdır. Ve o zaman bu projelerin yanlışlığına doğru tespitlerle çıkanlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. O günkü gazetelere baksınlar. E, tanıtımı yapıldı. Ama ben İstanbul Büyükşehir e Belediye Başkanı adayı olduğum zaman bu, bu konu hiç irdelememiştim. Rahmetli e, Sayın Ecevit daha genel başkanımızdı. Efendim bunu getirelim mi? Ses getirebiliriz dedi. Aman sakın dokunma dedi. O dedi bırak işin ticaretini Türkiye'nin savunmasını götürür ve dikkat et dedi. Onun tanıtımını yaptıktan sonra gelen eleştirileri gördüm ve benim daha ağzımı almadım dedi. Peki Masum yani Bey. Şimdi bunu bunu milliyetçi tarafımızla bu konuda ben mesela şimdi bana kızacaklara bir şey söyleyeyim. Hikmet Sami Türk bu konuda bir yazı yazdı onunla görüşsünler. orada çok güzel o çünkü bu konuda Sayın Ecevit'e daha yakın olmuştu oradaki Masum Bey, görüşlerini savunma açısından sizi görürler. Size herkes kızacak evet, şimdi dinliyorum. bu son söylediğinizden dolayı iktidar yanlıları kızacak bundan evet, önce kutsun. söylediklerinizden dolayı muhalefet yanlıları kızacak önem değil hakikati söyleyenin kendi hakikatlerini korkusuzca söyleyenlerin başına gelecek iştir bu ha söyledikleriniz tartışılır mı tartışılır Hepsi hüküm müdür? Yani hiç tartışılmaz doğrular mıdır? Değildir. Tartışılır. Ama fikrinizi söylüyorsunuz. Hiçbir yere bağlı kalmaksızın söylüyorsunuz. Bu da bu bu, bu tür durumlar, ben, bu tür ben, ben pozisyonlar. Bakın şimdi. böyledir yani. Bu tür pozisyonlara e, yani hakikat o zaman bir bir grubun adamı olacaksınız. Oradan konuşacaksınız eğer tartışılmak istemiyorsanız, işte, size saldırılmasını istemiyorsanız. Işte, Şimdi işte beni yapmaya çalışıyorlar ama değilim ben bu grubun <laughs> tamam. adamı. Bir şey ama var. Bir size her bir, açıdan ne istediğinizi... Size bir soru var. Ee, diyor ki e, Ömer Lütfü Avşar sormuş. E, kendi döneminde diyor Merkez Bankası'nın karını tenkit ediyor. Halbuki diyor Merkez Bankası diyor Masum Türker'in ekonomi bakanı olduğu dönemde en çok karı etmişti diyor. Bu nasıl bir çelişki diyor. Benim dönemde kar etmedi. Benden bir yıl evvel kar etti. Ama sizin partinin dönemiydi Benim dönemimde, dönemde, efendim parti şeyi değil, bakın ben söylüyorum. O tarihe kadar, o tarihe kadar Merkez Bankası'nın yıllar içinde iktidar kim olursa olsun, biriken paralarına kimse dokunmuyordu rezerv olsun diye. Bakın ben anlatıyorum bunu, rezerv olsun diye. Bu rezerv, işi bilenler bilirdi ki, rezerv dışında Merkez Bankası'nın da varlıkları içinde Türkiye'de böyle bir para var. Bunun varlığını deşi, yok eden para sıkıntısı dolayısıyla iki kere, üç kere gündeme geldi. İlk gelende, gelinen dönemde ekonomi böyle rahatladı. Ben şimdi soran arkadaşlara da bu açık Nasıl hükümetin yönetildiğini görsünler. Bir ara sıkışıldı. Nasıl sıkıntıyı giderdiler? Birikmiş paraları Merkez Bankası'nın dağıtımını yaptılar. Dağıtımını yapınca devlet o senyoraj geliri adı altında almadığı o paraları ne oldu? Bu kar dağıtımıyla aldı. Anlatıyorum. Biz yapmadık. Bizim yapmadığımızı söylüyorum. Ben başka şey daha söyleyeyim Ömer Bey'e. Baksın kayıtlarda var. Plan bütçede Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konuşulurken ben karşı çıktım. Bu bağımsızlık uydurmadır. Zaten bağımsızdır. Ama orada Merkez Bankası'nın Ülkenin işsizliğiyle, planlamasıyla ilgilenmemesi kararı alınırken, yalnız fiyat istiklal alınırken hep karşı çıktım konuşmalarım. Hatta şikayet edildi bir başka arkadaş bakan tarafından. Ya masum bile karşı çıkıyor bu bağımsızlığa dedi. Ben bağımsız olmasıyla ilgili bir iş yapmıyoruz ki bağımsızlığı bu şekilde kesiyorduk. Ama beraberinde bir şey getirdik. Bu bir hakaretti. Ben kendi adıma hakaret kabul etmiştim. Ben mektup yazacağım bakan olarak IMF'e. Mektupta yanıma... Merkez Bankası Başkanı'nın imzasını alacağım. Olur mu öyle şey? Yani bürokratımın imzasıyla ben bu ülkede parayı yöneteceğim. Rahmetli Bülent Ecevit'in söylediği bir laf vardı. Dedi ki, ya biz bu şey özel kurumları kurmakla kendi yetkimizi budadık. Yani biz halka sorumlu biziz demişti ama iş işten geçmişti. Yani zaten. şey şöyle Bütün oluyor. Kurumlar, yani, şimdi bazılarını geri... Halka hesap veren sensin siyasetçi olarak. Ee, ama o e, bürokrat e, ön planda oluyor veya o bürokrat karar merciinde oluyor öyle bir problem var yani Tabii. öyle problem şimdi bakın mesela ben bazen cumhurbaşkanı da konuşuyor şeyi söylüyor cumhurbaşkanımız diyor ki işte biz faizi yüzde yetmiş aldık ben hemen söylüyorum hayır yüzde yetmişten almadınız yüzde buçuktan aldınız devreden benim ama merkez bankası bu bağımsızlık hikayesi arkasına saklanmasaydı, o da indirseydi kendi faizini. Ben devrettiğim zaman yüzde 40 civarında faiz, enflasyon da yüzde 30'un altına yüzde 25 olacaktı. Merkez bankası Ama e, ne yaptı? Merkez bankası kaç devretti? Yüzde kaç devretti? 46 faizi. civarındaydı şeyi e, faiz, kendi faizi 46 civarındaydı. Yani indirse ben 70'ten aldım indirdim. Nasıl indirdim? İhtiyacım olan paradan az para borçlandım. Nereden karşıladım? Şu anda bakın, Türkiye'yi kurtaran şeyi söyleyeyim. Türkiye'yi kurtaran iş işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortasının tutanaklarını bulsunlar soru soran arkadaşlar. şu anda plan bütçede ve kulağını çınlatmak istiyorum. Helal olsun ona, yaşar okuyana. Getirdiler bu parayı borsada oynatacağız dediler. Hem de bir kısmını uluslararası borsada. Ben inanılmaz direndim. Sürekli konuştum. Sürekli bana karşı koydu. Arkadaşlarım bile kızdı. Ama sonunda Yaşar Okuyan peki dedi ne istiyorsun? Devlet kağıdına yatırılsın. Kendi kağıdımıza. Veya dövize yatırılsın. Madem döviz garanti paradır. Şu anda işsizlik sigortası Türkiye'nin iş borçlanmasını kurtarıyor. Benim dönemimde öyle kurtardı. Yani onlar yapmadılar ama ben bu yöntemle yaptım. Çünkü peki. ben muhasebeci mesleğinden gelmeyin. Masum Muhasebeciler Bey. işletmelerde bu para hareketlerini iyi bilirler. Masum Bey çok Şimdi teşekkürler. Şimdi ben o söyleyeceğime geldi mi? Evet. Çok teşekkürler. Ben bir şey söyleyecektim. Bir şimdiki hükümetçi. Evet. Bitiriyorsak bu... ben söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi bugün yasaklar açıklandı. Tebliğ, tebliğ açıklandı. Ama bu tebliğde yasaklı olan bir tek bir kişi, bir grubu yasaklarının içine aldılar. Muhaf. Biz muhasebecilerin hakikaten sağlıklı olmalarını, onların da eve kapanmalarını istiyoruz. Ama ekonomiye etkisini söyleyeyim. Bu ay, Nisan ayı, kurumlar vergisi ayıdır. Çift vergilendirme yapılan ayıdır. O zaman devletin bu vergilerin ödenmesiyle ilgili olarak muhakkak derhal uzatma alması gerekir. Çünkü arkadaşlar strese girdi. Eksik mi yapalım? Ne yapalım? Vesaire. Ve ben bunun ne Maliye Bakanlığı'na hatırlatıldığını ne de Sayın İçişleri Bakanlığı'na bu genelgeler hazırlanırken hatırladığını düşünmüyorum. İşte ben kıssalarda, sevmeselerde bunu söylerim. Birinci istemimiz Tamam yasak olsun. Çünkü şu ana kadar bizim yüz küsur arkadaşımız öldü. Yap ama bu arada bunları da süresiz uzat. Yani millet tedirgin olmasın. Çünkü bunu hangi gün getirsen iki ayın işini beraber yapacaklar. Bunları birileri hatırlatmalı. Bakanlara hatırlatmalı. Ben hatta bugün belki bakanların tanıdıklarım varsa mesaj göndereceğim. Çünkü kimse onları hatırlatmadı. Masum Bey. E ben ne? bunu söyledim diye sizin programınızda kötü mü oldum? Niye kötü olasınız? Ya gayet yapıcı bir şey söylüyorsunuz. Yani e, unutulabilir, ihmal edilebilir bu konuyu hatırlatıyorsunuz. Yetkililer de ha haklı derler ve gerekli önlemi alırlar. Yani mem memleket vatanseverlik de böyle bir şey değil midir yani? Niye kızsınlar? Niye kızılsın böyle bir şeye? Çok teşekkür ediyorum.